Herkese merhaba, herkese günaydın. Uzun bir süre sonra tekrardan bir video çekeyim istedim. Gene neden uzattın dersiniz. Biliyorsunuz son dişlerimde rahatsızlık vardı ya. Dişlerimden sonra dudaklarımda uçuklar çıktı. Alerjim arttı, başka rahatsızlıklar geldi. Bu kış ayları bu sene de bana iyi gelmedi yani. Her kış ayı olduğu gibi bu sene de biraz zorluklar çektim açıkçası. O yüzden dedim ne ben kendimi göstereyim ne size hani o görüntüyle baş başa bırakayım diye. O yüzden biraz bir bırakmıştım çekmeyi. Daha sonrasında koşturmaca iş derken biraz uzadı. Ama şimdi bugün başlıyorum çünkü şu anda sabah vardiyasındayım. Saat 4 hatta 4'e 10 var falan işte. 4'te başlayacağım. Bugün eve gittikten sonra aşağıların biraz daha temizliğini yapacağım. Çünkü mobilyaları değiştiriyoruz. Dün çoğunu götürdü gittiler. Birkaç tane bir şeyler kaldı. Onları göstereyim size. Evin değişimini birlikte yapalım diye hemen dedim bir video açayım. Günlük vlog olmaz muhtemelen. Birkaç günlük vlog çekeceğim. Çünkü gerçekten hala nefesim çok daralıyor açıkçası. Çünkü bu alerjiden boğazlarımdaki o şeyler falan şişme yapıyor. Nefes alamıyorum yani. O yüzden en azından bir açayım da dedim. Gerisini getiririz inşallah yani. Sizler de inşallah iyisinizdir. Biraz böyle son zamanlarda arayı açtık ama İnşallah bundan sonra daha da düzeltiriz. Neyse ben şimdi devam edeyim. Dediğim gibi yavaş yavaş yürümem gerekiyor. O yüzden birazdan görüşürüz. Evi de göstereyim. Mobilyalar bu arada perşembe günü gelecek. Yani o yüzden birkaç gün beklememiz gerekiyor daha. Bakın burada ne var? UV ışıklı dezenfektan aleti. Tam olarak nasıl çalıştığını şu anda bilemiyorum. Bir okuyayım da bir bakayım mı neler yapıyormuş bu diye. Şöyle bakın burada gösteriyor. Şöyle göstereyim. İçine koyuyorsunuz. UV ışığıyla birlikte temizliğini yapıyor. Telefonlarınızı falan yapabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi maskeleri, her şeyleri falan. Yani böyle de bir alet koymuşlar yani güzel de temizlesin diye. Şu merdivenin sesinden umarım duyuyorsunuzdur beni. Bunu bir ara deneyelim olur mu? Şimdi deneyemedim ama onu bir ara deneriz. Haydi bakalım. Eve gitme zamanı geldi. 4'te başladım ama hiçbir 4'te başlamış gibi değilim aslında. Bayağı bir dincim, uyanığım. Normalde çok yorgun oluyorum ama güzel bir gündü yani. Güzel arkadaşlarla çalışınca zaten zaman çabuk geçiyor. O yüzden bir de saat gece 2.30'da kalktım. 4'te başlayacağım için. Onun da böyle içinde böyle şey olur ya insanın o sıkıntı falan olur ya. Onun şeyiyle uyuyamadım fazla. Saat 2 gibi herhalde kalktım. Ben gideyim yavaş yavaş diye. Ama gene de çok şükür iyiyim yani şu anda. Hemen bir eve gideyim, üzerimi başımı bir değiştireyim, rahatlayayım. Çünkü artık 2 güne yakın izinliyim. Yarın izinliyim, yarından sonra da gece vardiyasına gideceğim. Yani hani salı gününün akşamına kadar izinli sayılıyorum. Evi güzelce bir temizleriz, boyarız. Çünkü mobilyalarımız gelecek. Neyse benim burnum gene tıkalı çünkü şu alerji biliyorsunuz mahvediyor beni. Hazırlık konuşmayayım, evde görüşelim. Dün işten çıktıktan sonra bayağı bir zombi gibiydim. Eve gelip hemen koltukta uzanmışım, orada da gitmişim. Aslında dedim ya size de çok iyiydim arabada falan. Çok hani keyfim yerindeydi ama eve gelince o şeyle gitmişim, o yüzden çekemedim. Şimdi sabah kalktım, Kamil ile Emre bir şey vardı, onu almaya gittiler. O sürpriz olsun, geldiğinde gösteririm size veya yerleştiğinde gösteririm. Ben de alışverişe çıktım hemen. Neler aldım bir göstereyim. Şöyle Hoycourt tabletleri aldım. Bunlar ondan saman nezlesi var ya, onlara en iyi geldiğini söylüyorlar. Biz doktordan, Türkiye'den, her yerden aldık, denedik, hiçbir fayda etmedi. Ama iş yerinde 3-5 kişi bunu, hatta çevremdeki herkes bunu tavsiye etti. O yüzden bunu gittim aldım hemen Lidl'dan. Gitmişken de biraz alışveriş yaptım. Hatta göstereyim size, minilerden aldım. Bunların biriktirmiştik birkaç kitapçık, dolmuştu. O yüzden gitmişken sabah Melisa'nın istedikleri vardı. Hangileri seviyorsun diye sormuştum. Bunları istedi.
Hatta şunun içinde de olması lazım. 6 tane kart doldurmuşuz bu arada. Bazen gittiğinde sağ olsunlar 3-5 tane ekstra veriyorlar o sayede. Şöyle bakıyorum başka ne almışım diye de. O sayede doluyordu. Ha şuradalar bakın. Ne kadar tatlı. Benim kuşlar hoşuma gitti. Şöyle koyayım. Şöyle. Ne kadar güzel değil mi? İşte. Çocuklar için diyorlar da galiba biz büyükler daha çok seviyoruz bunları. Şunu da var. Bir tane daha var. Şöyle onu da şöyle koyayım. Heh. 6 tane aldım. 6'sı da birbirinden güzel aslında. Bakın bu da flamingo. Ayaklara baksanıza ya. Şahane bir şey. Bir de bunların eskiden şeyleri vardı. Su hayvancıkları. Onların da setlerini tamamlamıştık. O yüzden böyle ne bileyim set geldikçe tamamlamak güzel oluyor. Yılan bakın kuyruğu da var yılanın. Hepsini düşünmüşler. Şöyle ne bileyim işte böyle yağmur ormanı hayvanları birikim serisi hazırlamışlar. Hepsi çocuklar için zaten. Çocukların aklına salacak diye yapıyorlar. Çocuklardan çok biz büyüklerin aklı gidiyor. Daha sonra bir de şöyle şey aldım. Boğaz ağrısı için ilaç aldım. Bunu da denemiştim. Bu da çok güzel. Bu da fayda ediyor yani. Sadece böyle geçir şey yapmıyor. Hani böyle yumuşatmıyor. Gerçekten ağrıyı da geçirdiğini hissettim. O yüzden bunu da aldım tekrardan bir tane daha olsun diye. Gitmişken dediğim gibi şöyle şunları buraya bırakayım ben. Şöyle. Yani alışverişim cips mips tabii ki olmazsa olmaz. Kok da aldım. Çayın yanında güzel gidiyor diye. Şimdi bir de şunlar var. Şöyle şu tarafa koyalım. Bunlar ne derseniz. Bunlar elma. Elma ağacı olacak bunlar inşallah. Elma çekirdeklerini şey yapayım. Bunun için patlıcan diktim ama bilmiyorum olur mu. Bunlar elma olacak inşallah. Çimlendirmiştim kağıdın içinde. Oradan şey yapmışlar. Bunun içinde de hemen çıktı sandım. Dün çilek diktim. Bakalım olacak mı? Şöyle dediğim gibi elmalarım, çileklerim burada. Geri kalan evin etrafını hepsini göstermeyeyim. Çünkü akşam dedim ya kestirdim ettim falan derken Kamil geldi. Oradan da çay içtik falan kaldıramadım. Hemen dedim yatayım yarın kaldırırım diye. Şu anki evimizin halini bir göstereyim size. Şöyle yerde oturuyoruz. Bütün televizyon dolabındaki eşyaları buraya çıkarttım. Az sonra camları sileceğim diye bunları çıkarttım. Bu tarafta da sandalyelerimiz var. Yemek masasını götürdüler. Sandalyeler kaldı. Şöyle bir de göstereyim size. Bakar mısınız? Artık bütün mobilyalar bu şekle gelmişti. Şöyle şuradan artık açılmalar başladı. Oturulan yerlerden kırıklar gitmeye başladı. Alt tarafları sağlam. Bacakları çok sağlam. Ama yani bu şekilde de pek içim el vermedi açıkçası. Bakın şöyle bütün sandalyelerde şunlardan var. Bunlar en güzeli. Gerisi daha kötü yani her tarafı. Gerçekten yıprandı. Hani biliyorsunuz Hollanda'da da üzerine kılıflatmak hani sandalyenin kendisinden daha pahalı. O kadar yani. O yüzden dedim yenisini alayım. Hatta sandalyeler ve hemen şöyle göstereyim bakın dağınıklığımızı. Sandalyeler, koltuklar değişmesi gerekiyordu. Çünkü koltuklarda şurada bulaşıklarımı şuradan kaldırayım size. Koltuklarımın da şuraları artık çökmüştü. Şuraları çökmüştü. Bayağı bir hani gerçekten de yeni koltuklara ihtiyacımız vardı. Bakın dün yattığım yer yattığım gibi duruyor. Çok utanıyorum. Neyse az sonra temizleyeceğim. Nasıl onun için göstermem de sakınca yok. Bu da bayağı bir şuradan bakarsanız da görürsünüz. İyice çökmeler olmuştu. Zaten bunlar IKEA'nın en ucuz koltukları biliyorsunuz. 2 senedir iyice çöktü. Yani demek istediğim sadece koltuk ve yemek masası sandalyelerini alsaydım şimdi verdiğim paradan hani 3'te 1 daha az verecektim. Yani 3'te 1 fazla verip bütün evi değiştirebiliyordum. Ben de onu tercih ettim. Hatta şu masaları falan satınca da aslında onun parasını da çıkarmış oldum açıkçası. Bunları hatta bedavaya vereyim diye hani yazmıştım mobilyaları. Bedava olunca istemedi kimse. Neyse. O yüzden aldığım mobilyaları da bu hafta içinde getirecekler. İnşallah size gösteririm. Ama çok şey yapmadım. Çok pahalıya kaçmadım. Aşırı ucuz olsun istedim. Hani kalite olup da 5 sene kullanacağıma ucuz olsun. İkisini de bir değiştireyim istiyorum. Biliyorsunuz artık beni. O yüzden böyle. Bunlar da orkidelerim. Burada duruyorlar. Bütün çoğu bitkilerimi yukarı kaldırdım bu arada. Çünkü alerjimin sebebi acaba onlar mı dedim. Ama şimdilik pek bir fayda eden bir şey yok. Yani
Bakacağız. Neyse, şimdi ben size burayı göstermiş olayım. Şöyle bir etrafı toparlayayım da bir de evin halini göstereyim. Hani öncesi sonrası gibi onu yapalım. Şimdi kaldırayım. Yani gördüğünüz gibi. Sizde de oluyor mu? Hani biraz bir şeyler dağınıksa aman nasıl olsa toplayacağım. Şuraya koyayım aman toplayacağım. Dün öyle yaptım evin içi aman toplayamadım mı döndü. Neyse. İlaçlarımı içip başlayayım. Sonra Action'a geldik. Randevuyla girebiliyordum. Randevuyla dükkana girdik şu an. Şöyle hemen bir iki bir şey göstereyim. Çok çekemeyeceğim çünkü gene kalabalık buralar. Ama bir göstermek istedim. Uzun süre sonra dükkana gelmek güzel gene de. Hemen birkaç bir alacağım var. Onları alacağım gideceğim. Biliyorsunuz yeni mobilyalar alıyoruz. Şöyle şunlardan falan seçelim. Aldıklarımı evde gösteririm. Ev için dekorasyon falan bakmak istiyorum da. O yüzden şu masalar falan çok güzel sanki. Şunlar da güzel. Artık ne alacağımı da bilmiyorum. Kafamda bir şeyler var. Ama dolaşmak bile güzel. 20 dakika dolaşabiliyorsunuz bu arada. Sadece 20 dakikalık randevumuz var. O yüzden artık ne bulursak alacağız. Bakalım bunlar neymiş. Çanta yapmak için deri. Güzel. Neyse şuradan dekor eşyalarına falan bakalım biz. Önce bir şöyle dolaşayım neler var. Ondan sonra seçimimiz yapalım diye düşünüyorum. Action'dan geldik. Şurada aldıklarım var benim. Onları sonra göstereceğim. Çünkü çok işimiz var şu anda. Şu sandalyeleri dışarı çıkartacağız öncelikle. Sonra bu dağınıklar burada duracak. Şu koltuklardan bir tanesi de dışarı çıkacak. Şu duvarı komple boyayacağız. Tekrar beyaza boyayacağız. Çünkü beyaz çok kolay oluyor. Bir de yıkanabilir boya ya. Temizlemesi de kolay olur diye. Sadece bu şeyi duvarı boyayacağız. Bu arada bu da Cookie. Bununla sizi sonradan tanıştıracağım. Şimdi biraz o da ürküyor. Bizim de işlerimiz var. O yüzden gördüğünüz gibi evin içi dağınık. Hele bir de şuradan şöyle bir de evin son görünümünü göstereyim ben size. Yeni mobilyalar geldiğinde bir de sonrasını yaparız. Şimdi ben bu videoyu burada kapatacağım zaten. Çünkü işler bittikten sonra, hatta şimdi yeni video açacağım. Bir de işler bittikten sonra gösteririm. Hadi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda da görüşürüz. Bay bay.